İstanbul merkezli 5 ilde ihale, fesat karıştırma ve sahtecilik iddiasıyla aralarında Avcılar Belediyesi çalışanlarında bulunduğu 27 kişiye yönelik bir operasyon başlatıldı. O operasyonda gözaltına alınanlar arasında Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak'ın da olduğu öğrenildi. Daha fazla detay alacağız. Muhabir arkadaşım Mehmet Karataş. Bizi bekleyen isim Mehmet. Günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir operasyonun detayları? Seni dinleyelim. Teşekkür ederim. Günaydın Can Sevacı. Öncelikle yakalama operasyonunun, gözaltı operasyonunun şu dakikalarda devam ettiğini sizlerle paylaşım. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Avcılar Belediyesi'nin bir önceki dönem belediye başkanı olan Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 27 kişinin gözaltına alınması için başlatılan bir operasyon İstanbul merkezli tam 5 ilde Ankara, Antalya, Balıkesir ve Tekirdağ'da gerçekleşen bu operasyonda 27 kişinin yakalanması için mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı ve 27 kişiden 21'inin gözaltına alındığını ve aralarında yine Avcılar Belediyesi çalışanlarının ve Avcılar Belediyesi'nin bir önceki dönem belediye başkanı olan Handan Toprak'ın da aralarında olduğunu sizlerle paylaşalım. Evet, an itibariyle Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Handan Toprak'ın da ifadesi alındığını sizlerle paylaşmış olalım. Ki Avcılar Belediyesi'nde aslında yine geçtiğimiz dönemde 28 Aralık'ta bir operasyon daha yapılmıştı. Yine aynı gerekçeyle, ki hatırlayacaksınız, yine evrakta sahtecilik ve yine ihale fesat karıştırmaktan ötürü yapılan bir operasyondu ki yine operasyonda dikkat çeken detaysa yine Fethullahçı terör örgütünün belediyeler imamı olarak bilinen Erkan Karaaslan'ın belediye içerisinde yapılan bu ihalelere fesat karıştırdığı ifade edilmişti. İşte aslında bu yapılan operasyonu da 28 Aralık'ta gerçekleşen o operasyonun devamı olarak nitelendirebiliriz ki 19 kişi yine o dönemde gözaltına alınmıştı ve bu kez de dediğimiz gibi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Avcılar Belediyesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 27 kişiyi tespit etti ve örgütlü olarak sahtecilik yaptıkları ve belgede sahtecilik yaptıkları ve yine aynı şekilde yapılan ihalelere fesat karıştırdıkları tespit edilmesi üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece Adliyesi'ndeki savcının başlatmış olduğu soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye bastı. Bir kez daha ifade edelim, 27 kişinin gözaltına alınması için yapılan bir operasyon, resmi belgeye, belgede sahtecilik ve örgütlü olarak da yine dediğimiz gibi ihale fesat karıştırmaları tespit edilmesi üzerine 27 kişi için operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir illerinde yapılan bir operasyondu. 27 kişi gözaltına alındı. Diğer 6 kişinin de yakalanması için operasyonun devam ettiğini belirtelim ki yeni gelişmelerin olması durumunda bizler yine burada olacağız deyip söz tekrar size bırakalım.